Sen kimsin, bizim mekanımıza geliyorsun? Ersoylu Bey'in düşmanıyım. Siz de onun düşmanısınız. Onun hükmüyle hükmetmeyenler kafirdir. Bütün kafirler bizim düşmanımızdır. Madem ayet söylüyorsun, ayetin tamamını ben de sana söyleyeyim. Maide suresi 44. ayet. Biz içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini Allah'a vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitler ve bilginler de onunla hükmederlerdi. Hepsi hak olduğuna şahitlerdi. Şu halde ey Yahudiler ve hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Sen ayeti biliyorsun, Ersoy bilmiyor. Benim için aranızdaki fark, kafirle münafık arasındaki fark kadar. Sen nesin? Ayeti bilip çarptıran nedir? Bu ayet hem hakim sınıflara hem de insanlara ayrı ayrı hitap eder. Sen hangi ayetten insan öldürme hakkını kendinde buluyorsun? Bu konuşmanın sonu iyi değil. Girelim. Ben buraya sizinle insan gibi konuşmaya geldim. Dur, girmeyin diyor. Böyle uzun şifre mi olur Cahit? O ipi çektiklerinde 9-10 saniye ya yaşar ya yaşamaz. 10 saniye değil, 3 dakika. Belli niye geldin? Kardeşlerimi öldürdün. Ben gireceğim. Girmeyeceksin. Bir emir verildiyse uyacağız. Sen bunları ne tanırsın? Ben bunların içinde büyüdüm. Bana mı anlatıyorsun? Ben içeri girilecek demeden girilmeyecek. Senin adamına sıktı. Onunla birlikte bir korucuya sıktı. Bir itirafçıya sıktı. Bana ne? Ersoy kime sıktıysa sıktı. Benim adım Mordo olsaydı kimse ona sıkamazdı. Hangi konuda anlaşmazlığa düştüğünüzü söyleyin. Beni öyle öldürün. Hiç değilse arkamdan ne meraklı adamdı dersiniz. Yerimizi nasıl buldun? Sen bana söyle, ben de sana söyleyeceğim. Sen mecbur söyleyeceksin. Para mevzusu değil mi? O zaman ara Ersoy'u, elinde benim olduğumu söyle. Sana çok para verecektir. Sen kimsin ki senin için para versin? Ara söyle. Vermezse yine öldürürsün. Ne kaybedersin? Sen Ersoy'u hiç tanımamışsın. Ama madem meraklısın, gebermeden bir şey öğren, öyle git. Ersoy kendi canını verir, 5 kuruş parasını vermez. Ersoy Ulu Bey'i arayın bana. Sizi palazlandıran Ersoy değil mi? Ersoy öyle zannedebilir. Hazreti Musa Firavun sarayında büyümedi mi? Allah istedikten sonra yılanın sütüyle bile insan büyütür. Allah yılanı bile canavar yaratmamış ki. Siz canavar olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Siyahin ruhu bile duymayacak. Bizim için duymasının hiçbir mahsuru yok. Onlar da bu işi yapıyor, biz de bu işi yapıyoruz. Sen malı onlara yakalanmadan satabilecek misin? Öyle bir adam buldum ki, Siyahin en iyi adamı. Dolandırsa dolandırsa onları o dolandırır. Özür dilerim efendim. İstanbul'dan. Önemli. Domuz bağcılar arıyor. Alo? Polat Alemdar diyor ki, beni öldüreceğini Ersoy'a ver, o öldürsün. Karşılığında çok para verir. Polat Alemdar mı elinde? Elimde. Sık kafasına gitsin.
Ne diye böyle bir şey için beni rahatsız ediyorsun? Burada değil, yurt dışında değil mi? Nereden anladın? İstanbul'da olsa buraya gelirdi. Türkiye'de olsa bana yollayın derdi. Demek ki başka bir işle meşgul. Ne oldu? Hani para verecekti? Tanıdım mı Ersoy'u? Bana hangi işte ayrıldığınızı söyle. Ben de tam tanıyayım Ersoy'u. Bu işin artık şakası yok. Zaman israf etme karamdır. Bekle. Bekle diyor. Bize demiyor. Lan sen abimi öldürteceksin. Demediğime gerekirse bırakın öleyim diye. Ben içeri girin demedikçe girmeyeceksiniz demedim. Ki içeri girelim. Abiyi öldürecekler. İndir lan silahını. Beni sen mi öldüreceksin? Allah mı öldürecek? Ben öldüreceğim. Sen şimdi Allah'a isyan ettin. Kafir oldun. Sizin hesaba göre senin ölümün hak. İndir silahını. Öğrendiğim Ersoy burada değil. Konuşmayacak mısın kızınla? Konuşacak bir şey yok. Memati ne söylenmesi gerekiyorsa söyledi zaten. Sen de mi Selvin'in evlenmesini istiyorsun? Ben kardeşimin mutlu olmasını istiyorum. Kenan iyi bir çocuk. Kardeşim mutlu edeceğine inanıyorum. Pusat, 50 kere söyledim. Ben yanlış işler yapan aileye kız vermem. Niye benden saklıyorsunuz? Anne! Biz çok iyi işler yapan bir aile miyiz? Bir yerde bitecek. Kaderimizse bile bitecek. İşte böyle böyle bitecek. Biter mi bitmez mi bilmem. Ama şunu bilirim.
Selvi ile sıradan bir insanın evlenme ihtimali yok. Gittiğimiz okulda sen okumadın. Orada herkes kendi denge olan ailelerin çocuklarıyla arkadaşlık yapıyordu. Selvi ile benim arkadaşlarım ya bu ülkeden kaçmışların çocuklarıydı ya ailesinin başından attıkları. İstediğin kadar zengin ol fark etmez. Ne yani? Kardeşin normal, düzgün, sıradan birini sevemez mi? Sevemez. Sen sevmedin. Teyzem sevmedi. O da sevemez. Benim annem sevdi. Canıyla ödedi ama babamı değil normal bir adamı sevdi. Sevdiğiyle kaldı. Gerisi ana kız sizin aranızda. Ben bu evin erkeği olarak söylüyorum ki Selvi bir kişiyle evlenecek. Kenan mı başkası mı bilmem. Ama evlendiğiyle ölecek. Başka bir durum. Ben hayattayken söz konusu bile değil. Ben Mehmet abinle konuşurum. Biliyorsun sıkıntılı zamanlar geçiriyor. Biraz sert konuşması normal. Benim de ağlamam normal anne. Kimseye bir şey dediğim yok. Biliyorum. Biliyorum. Yarın sorarım ben. Yaşar'la bizimkiler bir şeyler yaşamışlar. Husumet noktasında mı yoksa yaptığı işten ötürü mü öğrenirim, tamam? Gerek yok anne. Memati abiyle ben konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksın? Niye böyle yaptığını soracağım. Sonuçta ne diyorsa o. Ailemizin büyüğü. İyi misin? Neyin var? Bir şey yok. Çıkmadı mı seninkilerden bir şey? Çıkmadı. Biliyordun zaten çıkmayacağını. Domuz bağcıların başkalarına konuşmak gibi bir adetleri yok. Ersoy'a ulaşmak için her yolu deneyeceğim Leyla. Benim de vazgeçmek gibi bir adetim yok. Gittiğin yerde delil, ipucu, takip edebileceğimiz ya da araştıracağımız bir şey bulabildin mi? Domuz bağcıların başının telefonunu aldım. Bakalım kimlerle konuşmuş. Ver ben araştırayım. Ben hallederim Leyla. Sen bana gurur mu yapıyorsun? Ne alakası var Tombik? Bunlar tehlikeli adamlar. Her işe karıştım bir bunlar geri kalsın. Ben savcıyım. Önüme onlarla ilgili bir dosya geldiğinde bakmayacağım mı? Dosya değil bu. Polat, ben de senin bu işlere girmeni istemiyorum. Başına iş açacaksın. Bana artık bir şey olmaz. KGT kimliğim var. İçeriden çıkın diye size bir yazı verdiler diye bana hava yapma. O yazıyı verenler işlerine geldi mi bir yanlışlık oldu. Bizim adamımız değil derler. Biz zaten kimsenin adamı değiliz. Düşmanlarımız şimdilik ortak. Ersoy'u öldürene kadar karışmazlar. Verecek misin vermeyecek misin şu telefonu? Bir şartla veririm. Telefondaki bilgileri alıp bana vereceksin. Hiçbir şekilde bu fındık burnunu işin içine sokmayacaksın. İyi, tamam. Ver. Kim var içeride? Valideniz efendim. Oğlum nerede, kızım nerede diyordun. Bak oğlun da geldi, kızın da geldi bey. Babacığım nasılsın? İyiyim evladım. Annene diyorum ki beni evime götür. Burası da senin evin diyor. Babacığım biraz daha toparlanın öyle gidersiniz. Yoksa sizi burada rahat ettirmiyorlar mı?
Yok evladım. Rahat olmasına rahatım da. Buralara alışık değilim. Hiç de alışmayın Ömer baba. Ama evde merdivenler var. Nasıl inip çıkacaksınız? Doğru söylüyor kızım. Gelenin gidenin olacak. Seni görmek isteyenler burada görsünler. Eve geçtiğimizde ben beyimi eskisi gibi görmek isterim. Hanım, hiçbir şey eskisi gibi değildir. Her an yeni bir şey başlar. Çok şükür, yaşadığımız her anı güzel yaşadık. Gençlik de güzeldi, yaşlanmak da güzel. Ömer baba, merak ettiğim için bir şey sorabilir miyim? Sor kızım. Belki güleceksiniz bana ama diğer tarafla ilgili bir şey gördün mü hiç? Bu tarafta ne varsa o tarafta da o var. Burada da Allah var, orada da Allah var. İnsanoğlu hep görme peşinde. Görmeden evvel yaşa ki yaşadığın sana istediğini göstersin. Ya hani mavi ışık gördüm, yeşil ışık gördüm falan diyorlar ya, onun için sordum. Bildiğim o tarafta trafik sorunu yok. Işıklarında rengi olsun mavi yeşil diye. Gören varsa da doğrudur. Işık görmek istemiştir. Işık görmüştür. Ölürüm. Gerekirse öldürürüm. Selvi'den vazgeçmem. Niye masada söylemedin Memati'nin yüzüne? Niye söylesin çocuk? Niye böyle adamlarla muhatap olsun? Uğur'un ölmek istediği kızın abisi o adam. Ben onu öldürür bir yere gömerim. Senin iznin var mı? Sen bu kızın ailesini bilmiyor muydun? Biliyordum. Polat'la Memati'yle hukuklarını bilmiyor muydun? Baba sen kimden yanasın anlamadım. Ben yatıyorum. Senin işin gücün çocuklarıma kötü şeyler söylemek. Sen söyleseydin ya adama, ben Yaşar Katırcı'yım, istediğimin kızını alırım diye. Baba. Kaldır kafanı. Bir daha da asla boynunu bükme. Benim oğlum istediğini alır. Ben seni görmek istedim. Gerçekten benim oğlum musun, değil misin diye. Aslan gibi oğlum varmış. Her şeyde.
her istediğinde, her durumda böyle olacaksın. Ben sana Selvi'yi alacağım. Kimse de sizin evlenmenize mani olamayacak.
Afiyet olsun. Kahvaltı yaptın mı? Çoktan. Ben çay koyayım. Burası diğer taraftan daha güzelmiş. Elindeki ne? Ne yapıyorsun? Nasılsın Abdüley? Ya kusura bakma geçen gün için. Anlamadım aranızda bir plan olduğunu. Bir daha anlamadan, dinlemeden kimseye el kaldırma o zaman. Hele de bana. Elindeki ne diyorum? Telefon dökümleri. Bir şey çıktı mı? Adamın konuştuğu bütün adamların ortak bir özelliği var. Hepsi ölü. Kim öldürmüş? Son konuştuğu numara yurt dışından bir numara. Büyük ihtimalle uydu. Ama kime ait, hangi ülke henüz bulamadık. O Ersoy işte. Diğerlerini diyorum. Bir önceki 2001'de ölmüş. Ondan önceki 2005'te ölmüş. Bir tanesi var ki o 1994'te ölmüş. Numaraların sahiplerini ölülerden mi seçmişler? Ya öyle ya da adamları öldü gösterip istediklerini yaptırıyorlar. İkincisi domuz bağcılara daha uygun. Birini ziyarete gidelim. Adreslerini çıkardım. Konuşma dakikalarındaki yerlerini tespit ettim. Alabilir miyim? Beraber gideceğiz. Leyla, seninle böyle anlaşmadık. Polat, seninle anlaşmamıştık zaten. Leyla. Abdüley de bir üzgün, bir üzgün ki savcı hanım. Ya Erhan öyle söyleme. Zaten çok utanıyorum. Hak etmişti savcı hanım. Siz canınızı sıkmayın. Ömrüm boyunca bir kere bir kadını kendinden yüce tut, değer ver, saygı göster yok. O zaman adama böyle yaparlar. Eyvallah. Eyvallah. İmdatı yolladın. Şimdi bu gidip yanlış bir işçi alıp gelmeye. Ne olur dayı, gelmişken fakirin kursağı yemek görür. Oğlum ben yemek yemesine mi karşıyım? Biz buraya niye geldik? Ben de bilmiyorum ki niye geldik? Doğrudan sendikacının karşısına gidek. Kafasına silahı dayak. Klev yapın mısın yapmıyor musun diye. Onu zaten yapacak. Ekonomi durumu nedir? İşçilerin durumu nedir? Onu öğrenek diyeyim ha. Oğlum o kadar lobumuz var. İktisat bilmeyek mi? Asgari ücret ne? Sivil ücret ne? Halen daha ton gömlek yardımı yapılır mı? Bize ne ha? Siyasete mi girecek? Oğlum ben işçi seveyim. Seveyim ha. Anlamışsın? Alnının teri var ha. Ben de işveren seveyim. Ne kadar işçi çalıştırırlar, ekmek verirler. Alnının teri kurumadan fazla fazla verirlerse ben de seveyim. Sen insan sevmedin, işçi niye sevsin? Severim. Ben de zamanında işçilik yaptım. O Eminönü'nün de az mı beklerdi? Kemal Sunal'ı orada beklemeyi kim öğretti zannedilsin? Ayan ışığa silahı kim tutturdu? Bayez yok muydu? Ona be diyor, be diyor. Yük kim öğretti zannedilsin? Dayı, figüranlık mı yaptın sen? Beni figüran diye oynatanı ben ne derim biliyor musun Cemal? Dayın star doğmuş, star öyle. Ulan o... Niye bu gocuki giymiş bu? Filmlerde görmüştür. Dayısı gibi eskileri hiç kaçırmıyor. Yegerim. Bu yandaki kim? Dayı, tanımadın mı yeğenin Nusret'i?
Ula bu bizim şeyin şeysi. Nesi yegeni? Sağlığına duacıyım dayı. Estağfurullah. Estağfurullah. Sırtımda kılınç var. Sıvukta da kılınç gibi saplani ya Nusret. Ona bir dua et. Sen duan kabul olur he? İmdat. Hadi kebap söyle Nusret abi. At. Hey Nusret'im. Ne diyeceksin? He? Ne var, ne çok, ne yok. Ye. Dayı çalışıyoruz işte. Kaç para halisi? Çok şükür idare ediyoruz işte. De. Kaç liraya şükredişsin diyeyim ha. Asgari ücret işte dayı. Niye sizin sende gaz yok mu? O meseleyi hiç açma dayı. Açtım bir kere Nusret, kapatma, gir içeri. Dayı, grev istiyoruz, yapmıyorlar. Cevher, benim yeğenim bir şey isteyecek de birileri yapmayacak bunun isteğini he? Ben adamı ne ederim? İstanbul'da yaşadır mıyım he? Kimmiş hele o sendikacılar Nusret? Sana kaç kere tembih etmedik mi? Bir sıkıntınız olursa söyleyeceksiniz. Size yapılmış olan dayımıza yapılmıştır. Hadi. Ye ye. Ye yemeğini soğutma ye. Ye ki yemeğini. Dayına sendikacıyı çağırasın gelsin ki ben ona bir lezme salatası yedirem. Ya da kül bastı. Süs de olur da mı imdat? İyi girer. Çeviririk de dayı. Çenç tavuk da var dayı. Bu ne hele hele Cevher? Tavuk döner diye boş beleş. Ye. Ye 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 imdat ye. Usta nerede Erhan? Biraz önce buradaydılar. Savcı hanımla çıktılar abi. Artık operasyonlara birlikte gidiyorlar. Ne operasyonu lan? Ersoy şerefsizine ulaşmak için bir ipucu bulmuşlar. Ama bana söylemediler. Oğlum eskiden her lafı sonuna kadar öğrenirdin. Öğrenmesen de atıp tutardın bir şeyler. Abi belki aralarında özel bir şey konuşacaklar diye dinlemedim. Benim bu savcı hanımdan çok umudum var. Yoksa benden kaçmaz biliyorsun. Ne alakası var oğlum? Onlar arkadaş. Ne haber Selvi? Seninle konuşmam lazım. İşim var çıkıyorum. Benimle konuşmadan hiçbir yere çıkamazsın. Buyurun küçük hanım. Sizi dinliyorum. Sen kimsin benim hayatımla ilgili karar veriyorsun? Düzgün konuş Selvi. Gayet düzgün konuşuyorum. Sen babamın koruması değil misin? Babam ölmedi mi? Yani işini bile doğru dürüst yapamayan bir adamsın. Bir de kalkmış benim hayatım üstüne ahkam kesiyorsun. Selvi boş boş konuşma. Bir şey diyeceksen git annene söyle. O bana gelsin. Burası bile babamındı. Babamın mirası üstüne bir krallık kurdunuz. Kimsenin size bir şey dediği yok. İşinizi yapın. Bizim aile işlerimize karışmayın. Anladın mı? Dua et elimde büyüdün. Bana bu lafları kimse edemez, bu küstahlığı kimse yapamaz Selvi. Beni, annemi, kardeşim ayakları altına alıp yanımızda küstahlık yapıyorsun. Senin hiç utanman yok mu?
Saygın yok mu? Niye? Seni tozcunun oğluna vermedim diye mi utanacağım? Ya sen nesin? Tahsilatçı, senetçi, tetikçi koruma memati. Sen nesin? Sen kimsin? Senin canını burada alırım. Abi! İşin hayırlı olsun birader. Eyvallah birader. Merhaba. Darısı başına. Ben iş buldum. Sen nerede bulacaksın? Babam beni de bir bankaya yerleştirmesin. Olur mu olur valla. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Sana iş yapacağız, ortalığı karıştıracağız diyoruz. Sen gelip burada borsa morsa boş işlerle uğraşıyorsun. Oğlum, annenin gözüne nasıl gireceğim? Hı? Memati'nin gözüne nasıl gireceğim? Hatta babamın. Bu mu senin yaptığın plan? Kimse sana hiçbir şey vermez. Sen almadıktan sonra. Selvi'yi mi alacaksın? Sen alacaksın. Para mı kazanacaksın? Sen kazanacaksın. Ne yapayım? Memati'yi mi vurayım? Oğlum, adam gibi anla. Tam yerine düştün, haberin yok. Sen öğrensene burada kimin ne hesabı var. Gideceğiz, çökeceğiz. Ya paralarını alacağız, ya canlarını. Haber Memati? İyidir usta. Bir şey dokunmayın. Parmak izi için polis çağırdım. Burası kimin? Dünkü adamın konuştuklarından birinin. Hemen arazi mi olmuşlar? İşleri bu. Silmişler mi? Bir şey mi oldu Memati? Olmadı. Usta, şurada dursana. Hüsnü. Bu dün lokantaya gelen adam değil mi? Ben yoktum orada efendim. Gel gel. Sen gördün mü bunu? Abi dün gelen adam. Dün Yaşar bir ara bizim yanımızdan kalktı. İlhan bir şey dedikten sonra. Çocuklara sordum. Biri geldi, ondan sonra İlhan içeri girdi dediler. Çıkarken bir arabanın içinde duruyordu bu. Mekanın uzağında bizim çıkışımızı bekledi. Örgütçü mü? Yaşar'ın adamı mı? Ersoy'un adamı mı? Yaşar'a soralım. Leyla, bilmediğin şeyler var. Biz zaten Yaşar'la konuşacaktık. Bunu da bahane ederiz. Sen dükkandan başka bir şey bulabiliyor musun, ona bak.
Ağam, dünkü adam geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Ersoy'un adamı mı? Evet ağam. Sıkıp kafasına bir yere gömelim mi? İlhanım, biz köpek öldürecek adam mıyız? Hayvanları severiz. Al içeri, sevelim, yollayalım. Emredersin ağam. Söyle koçum. Ersoy Ulubey'in selamını getirdim. Sağ olsun. Dün yolladığın numuneden 100 kiloyu size yollayacak. Nereden gelecek mal? Ben bana emredilenden başkasını bilmem. Ulubey'e selamımı söyle. Gümrüklerde sıkıntı var. Bu gece açıkta bir gemi sevkiyat için bekleyecek. Ona yetiştirirse malı başımla beraber alırım. Yoksa bir dahaki sevkiyat ne zaman belli değil. Hiç bana yollamasın. Kendisinde tutsun. Söylediklerinizi ileteceğim. Aa koçum. Ulu Bey İstanbul'da mı? Kendisiyle alakalı bilgi istiyorsanız kendisine sormanız gerekir. Müsaadenizle. Gidip Yaşar'ın kafasına sıkayım. Yok öyle bir şey Memati. Canımı sıkmış şerefsiz. Bir de gidip laf mı anlatacağız? Canımı sıkanları öldürmeye kalksaydım memlekette adam kalmazdı. Eğer bu adam Ersoy'un adamıysa bir haber getirmeye uğramış. Demek ki Yaşar'la irtibata geçecek. Benimle yemek yediği gün adam Ersoy'un adamıyla görüşüyor ve ben bu şerefsizin kafasına sıkamıyorum. Ersoy'un kafasına sıkacaksın. Bırak Yaşar'ın yakasını. Git Nesrin nerede ki? Ben fevri davrandım. Pişman oldum. Ben. Aynen sen. Ölürüm gitmem. Ne demek gitmem Memati? Kafayı mı yedin? Senin neyin var? Usta, senin bir şeyden haberin yok. O Selvi olacak bacaksız boyuna bakmadan gelip etmediği lafı bırakmadı. Yüzüne mi bakarım onların? Ersoy'u bulmak için gerekirse bütün dünya hakaret edecek, biz yine de sineye çekeceğiz, oyunumuzu oynayacağız. Sen laf işitmişsin. Biz tokat yedik bir kadından alemin ortasında. Aynı mı lan? Biri elin kızı, biri elimde büyümüş kız. Lobun üstüne de sendikacıyı al gel dedik. Patronu mu aldı getirdi, ne etti bu? Buyur Şeref Zazoğlu, bizimle görüşmek istemişsin. Nusret, bu kim? Dayı, ben sendika sorumlusuna deyince dayım çağırıyor diye he? Başkana iletmiş. Başkanı sağ olsun kırmadı geldi. Helal olsun. İşçisine sahip çıkan başkanları sevim ben. Madem ki sen benim yegenimin başkanısın, bizim de başkanımızsın. Başkanım, hele bizim bir kebabımızı yi. Oğlum! Fazla vaktim yok Zaza. Bir sıkıntın mı var? Zaza dahi değilsen de. Yoksa Şeref Bey diyebilirsin. Bir şey olmaz Cevher. Biz başkanım dedik ya.
ve başkanda da tip müsait gaza geldi. Başkan, bu işçilerin haklarını kaça saatisiz desem. Sen ne dersin? Gülerim. Gülersin ama son gülersin. Zaza, haraca geldiysen yanlış yere geldin. Burada senin hükmün geçmez. Ya ne değilsin, işçiler sizi dinler ama bizi dinlemez. Senin sözünü ancak yatmadan önce ninni olarak dinlerler. Değilsin. Sen kime güvenirsin de Belagonsin? Ersoy Ulubey'e. Duysin Cevher, Ulubey'in adamımız. Duyayım dayı. Duysan niye o organdaki iki öküzü halletmişsin? İmdat, sağında iki yumurta kırdır hele. Başkan, işçiler krev 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 diye yatağı mı? Sen değilsin ninni, söyle uyudam. Zaza, bak bu işin sonu kötüye gidecek. Şeref Bek. Anladın? Şeref Bek. Krev mrev yok. Burada bu kadar işçi çalışıyor. Asgari ücretle. Niye? Sen öküz yüküyle paralisin. Araba diye işçinin sırtına binisin. Hı? Grev bizim hakkımız. Soka soka da alırız. Verir misin? Yoksa alan mı? Zaza, bir şey isteyeceksen git Ersoy Ulubey'den iste. Keserim sen Ulubey'ini. Seni de Ulubey'i de. Ne derim bilir misin? Ben dediklerim kulağın küpe olsun. Devrisi gün bir daha gelecek. Eğer burada grev olmaya, bu kulağın küpe takamam. Çünkü ikisini birden keserim. O zaman ben o küpeyi nereye takarım bilir misin? İmdat. Davuk çayç soruydun. Horoz çenç oli mi? He? Hoş geldin. Hoş bulduk. Polat Alemdar, sen bu kapıdan girdin ya, o kadar mutlu ettin ki beni. Rahmetli babam mezardan çıkıp gelse bu kadar sevinmezdim. Biliyorsun ki rahmetli baban çıkıp gelse yüzüne tükürecek, o yüzden beni eğiliyorsun. Allah için senin gibi kibar adamı bu alemde tanımadım. Ama adamların için aynı şeyi söyleyemem. Memati bu acılı halinde olmasa, bu kadar kederli olmasa, Selvi'yi kendi kızı, Pusat'ı kendi oğlu gibi görmese, onun haddini aşmasına müsaade etmezdim. Neticede ben kalktım, acılı gününde onun yanında oldum. Ersoy'un kurşunları havada uçuşurken oradan kaçmadım. Hasımsak hasımız. Ama hasımlık başka,
Aile başka. Doğrudur. Aile başkadır. Eğer Selvi'nin hatrı olmasa, senin acılı günümüzde yanımızda olmana bakmam, kurşunlardan kaçmamana bakmam, hasımlığımı sürdürürdüm. Buraya gelmezdim. Gelsem de karşında böyle oturmazdım. O halde sebebi ziyaretin iş değil. Değil. Sana işinle alakalı söylediğim her söz hala geçerlidir. Üstüne bana ve Tuncay'a yaptıklarını da unutmuş değilim. Ama Nesrin bana emanet. Kendi öz kardeşim gibidir. Kendi öz kardeşimden öte hukukum vardır. Onun çocukları da öz yeğenlerim gibidir. Memati haklı olarak fevri davranmış. Ben de onun yerinde olsam aynını yapardım. Haklısın. Memati kız babası sayılır. Benim de kızımı biri istemeye kalksa ben de aynını yapardım. Olan oldu. Bu işi düzeltmek bana düşer. Memati de sen de inadı bir tarafa bırakacaksınız. Gençleri üzmeyeceksiniz. Hay hay. Neticede gençler kendileri karar verecekler ne yapacaklarına. Selvi de oğlun da babalarından miras işlerle meşgul olmayacaklar. Benim de bütün istediğim bu. Yıllarca bu damgayla yaşadım. Tozcu. Çocuklarımın üstünden bu toz kalksın diye en iyi okullara yolladım. El bebek gül bebek büyüttüm. İsterim ki kendi ailelerini kursunlar. Bu aleme adımlarını bile atmasınlar. O zaman mesele yok. Bu akşam bir araya gelin. Nesrin de sizi evinde ağırlasın. Memati de orada olsun. Konu sizden çıkıp gençlerde kalsın. Onlar nasılsa tatlıya bağlayacaklardır. Senden bir şey isteyeceğim. Yaşar'a, yetmedi mi benden istediklerin? Cömert adamsın. İnsan senin yüzünü görünce isteyesi geliyor. Buyur, söyle. Bu çocukların nikah şahidi sen olacaksın. Sen de babaları sayılırsın. Madem sulhu sen sağlıyorsun. Olurum. Çok mutlu oldum. Haftaya bir araya gelelim. Haftaya demedim. Bu akşam dedim. Biraz sıcaklığı geçsin. Ben de hanımı yatıştırayım. Haftaya Nesrin Hanım bizi davet etsin. Hatta sen de orada ol. Yüzükleri takalım. Yaşar ağa, sözümün üstüne söz söylüyorsun. Polat Alemdar, müsaade et. Biz de uğradığımız hakareti biraz sindirelim. Bu gece bunlar bir iş çevirecekler Memati. Yok usta, şerefsiz gurur yapıyor. Yaşar'da gurur var. Memati, biz de biraz adam tanırız. Kimde gurur var, kimin gözlerinde fırıldak var anlarız. Ben bu işi düzelteceğim deyince bir kalkıp oynamadığı kaldı. Bizim kızı ona vereceğimize inanıyor mu usta? Öyle ya da böyle o da kendini bir şey zannediyor. Haklı da. 30 sene sen elini kolunu sallaya sallaya toz kaçırırsan kendini bir şey zannedersin. İyi usta, gece takip ederiz Yaşar'ı. Sonra da tepesine bineriz. Öyle olmaz. Ya Yaşar Nesrinlere gelecek, ya siz onlara gideceksiniz ki... Usta, oyun yapalım da biz de kız eviyiz. O kadar da değil. Ersoy'u istiyor musun Memati? Tamam usta. Sen nasıl istiyorsan öyle. Baba, bunlara bakma fırsatın oldu mu? İnci, seninle bir şey konuşmam lazım. Baba, bunlar acil. Benimki daha acil. Doktora gitmiştin, kötü bir şey mi çıktı? İ-
İnci, ben evleniyorum. Periyle mi? Evet. Nasıl oldu? Evlenme teklif ettim. O da kabul etti. Hayır. Daha kabul etmedi. Hanımefendi büyük oynuyor. Teklifini düşünüyor, öyle mi? İnci, lütfen meseleye böyle yaklaşma. Nasıl yaklaşayım baba? Neredeyse 20 yıldır bekarsın. Kimseyle evlenmek istemedin. Aklına bile getirmedin. Ama birden karşına bir bacaksız çıkıyor ve sen ondan etkileniyorsun. Evlenmek istiyorsun. Aynen dediğin gibi. Etkilendim. 20 yıl. Belki daha fazla. Hiç kimseden böyle etkilenmemiştim. Ben de biliyorum normal bir durum olmadığını. Ama kendime daha fazla acı çektiremem. Peki, benden ne istiyorsun baba? Yanımda olmanı istiyorum. Yanında olacağım baba. İbrahim, aynı teklifi ben yapsaydım beni vururdun. Davut benden zengin diye mi Davut Bey'i vurmadın? Bunu söylediniz diye de sizi vurabilirim Fikret Bey. Vur o zaman İbrahim. Demedi deme. Yaşlanıyorsun. Beni vurmuyorsun. Davut'u vurmuyorsun. Hele Peri'yi hiç vurmuyorsun. Fikret Bey, ben de kendime şaştım. Ben o Davut'u niye vurmadım ki? Var var. Senin içinde de güce karşı ezilmiş bir tavır var. Ben de senin yerinde olsam vurmazdım. Niye Fikret Bey? İbrahim Tataroğlu oluyorsun. Kolay mı? Ben evlenmiyorum ki Fikret Bey. Tataroğlu olayım. Belli mi olur İbrahim? Yarın da sen İnci ile evlenirsin. Evlensem de soy ismimi değiştirecek olan ben değilim. Büyük konuşma İbrahim. Yeterince büyük lokma yiyorsun. Ne tavsiye ediyorsunuz efendim? Davut Tataroğlu'nu öldüreyim mi? Peri evet demedi dedin İbrahim. Hayır da demedi efendim. İbrahim, senin öldürmene gerek yok. Nasıl olsa Davut kendi ölür. Sen yat kalk dua et. Peri erkek bir veliaht versin aileye. Yaşlılığında çok rahat edersin İbrahim. Efendim siz anlamıyorsunuz. Kız çocuğunuz olmadığı için bunun ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Yahu, kızın normal bir adamla evlenmek istemiyor ki. Davut'u ölü bir adam olarak düşün. Sana ne zararı var bu evliliğin? Ben Davut'u düşünmekten ziyade kızımı düşünüyorum. Düşünme artık. Başka şeyler düşün. Mesela... Ben seni bundan sonra burada çalıştıramam. Neden Fikret Bey? Senin şahsi servetin benimkinden çok. Benim tek servetim var. O da kızım Fikret Bey. Vallahi İbrahim'cim, o artık senin değil. Ama aferin. Kendinden beklenmeyecek kadar büyük bir takas yaptın. Demedi deme İbrahim. Bu iş bir bana girmez. Benden başka da ille birine girer. Ya sana, ya kızına ya da Davut'a. En kötü İnci'ye.
Ne cevap vereceksin? Bilmiyorum. Ben evlenme dersem ne yapacaksın? Evlenme der misiniz? Ben de bunu bilmiyorum. Bu planlamadığımız bir şeydi. Sizinle anlaştığımız konuda özel hayatım yoktu. Davut'la evlenmen özel hayatın olmayacağı anlamına gelir. Ben hayatım boyunca böyle bir şey düşünmedim. Baban ne diyor? Babam ilginç bir şekilde aşırı tepki göstermedi. Baban da istiyor o halde. Başka şansım var mı? Yok dersen Davut kendisini geri çekecektir. Seni de yok sayacaktır. Peki evlenirsem, bana Davut Tataroğlu'nun sahip olduğu gücü verecek misiniz? Ben sana bir şey vermiyorum. Sen kendin alıyorsun. Evlendikten sonra da vereceğin mücadelede alacakların da senin. Ama seni uyaracağım tek bir konu var. Eğer evlenirsen en büyük düşmanın İnci olacaktır. Sana sahip olduklarını altın tepside sunacağını zannetmiyorum. Ben İnci ile anlaşırım. Ben her zaman alternatifli plan yaparım. Seninle bugüne kadar çok iyi anlaştık. Olur da evlendikten sonra bundan vazgeçersen... Ben de İnci ile daha iyi anlaşmayı yeğlerim. Umarım sana açtığımız kapıları hiç unutmazsın. Teşekkür ederim. Ne yaptın benim işi? Hangi işi? Kaç tane işim var sana söylediğim? Polat'la konuştun mu? Konuştum. Yok diyor. Ne zaman konuştun? Bugün konuştum. Ne konuştun? Öf yeşim. Ağzını aradım, yok dedi işte. Direkt beni söylemedin mi? O anladı. Benimle savcı gibi konuşma. Arkadaşın gibi konuş. Ya sen çıldırdın mı? Adam yok dedi diyorum işte. Leyla, sen bu adamdan hoşlanıyor musun yoksa? Yok daha neler. Sana daha önce de söyledim. Polat benim arkadaşım. Ayrıca da arkadaşımın aşkı. Nesin, evde mi? Evde. İyi. Konuştuklarımızı anneme söylemeye mi geldin? Sen beni unutmuşsun. Kendimi hatırlatmaya geldim. Laf taşımaya değil çocuğum. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk yenge. Pusat nerede? Dışarıda. Bir şey mi oldu? Yok. Geç. Yenge, ben dün sizin de fikrinizi almadan Yaşar'a biraz ters yaptım. Arayın buluşalım, olmadı davet edelim. Bir daha bu konuyu konuşalım. Madem ki gençler hayırlı bir yola girmişler. Sen ne diyorsun Memati? Sen ara Selvi. Müsaitlerse buyursunlar gelsinler. Tamam, ben ararım. Çok teşekkür ederim Memati abi. Memati ne yapıyorsun sen? Yenge, bir adım ileri iki adım geri. Ustayla konuştuk. Taktik buymuş. Ya ne güzel bitmişti bu iş. Hem biz niye kötü olalım yenge?
Onlarla bir iki oturalım. Nasılsa yılan derileri bir bir ortaya çıkacak. Bir ömür Selvi'yle niye papaz olalım yenge? Ne karar verdin kızım? Bilmiyorum baba. Bilmiyorsan istemiyorsun demektir kızım. İstemediğim şeyleri o kadar iyi biliyorum ki baba. Buna ilk anda hayır demediğime şaşırıyorum. O zaman istiyorsun demektir kızım. Sen istiyorsun Davut Tatoroğlu ile evlenmemi. Ben senin kimseyle evlenmeni istemem. Öyle olsa öldürürdün onu. Senin yüzünden öldürmedim. Ben senin ne kadar hırslı olduğunu biliyorum. Ne kadar çok şeyi başarmak istediğini. Davut Tatoroğlu bu ülkedeki en güçlü adamlardan biri. Onun eşi olmak demek, hayatın boyunca istediğin güç, başarı, iktidar, ne varsa hepsinin yarısına ortak olmak demektir. İşte, istiyorsun evlenmemi. Seni tanıyorum kızım. Tanımıyorsun baba. O zaman kendimi tanıyorum. Eğer ben o kurşun sıkmadıysam, eğer sen hayır demediysen, demek ki ortak bir zaafımız var. Baba sen güçlüsün zaten yeterince. Eğer sen olmasaydın çok güçlüydüm. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Benim şu andaki gücümse sana yetmez. Tamam. Karar verdim, evleneceğim. Babacığım, ben daha önce Kemal'e imzalattığımız sözleşmeden ismini çıkardım. Peri'nin ismini koydum. Buna imza atarsa hiçbir sorunumuz kalmaz. Kemal'e imza mı attırmışız? Bir şartla evlendirdin ya baba. Hem de Yıldız'a yaptırmıştın sözleşmeyi de. Kızım, bari sözleşmeyi biraz kabarık yapın da şahsi algılanmasın. Bu sözleşme... Geldiğin gibi gidersin demek. Babacığım, seni gerçekten isteyip istemediğini bu şekilde anlamış oluruz. Beni henüz kabul etmemiş bir kıza bu sözleşmeyi kabul ettirmemi söylüyorsun İnci. Farkında mısın? Farkındayım baba. İnan buna imza atmaz ve seninle evlenmezse istediği kadar parayı ona veririm. Ama hem seninle evlenecek... Hem de buna imza atmayacak. 5 kuruş vermem. Selam aleyküm. Aleyküm selam dayı, hoş geldiniz. Kim var kim yok yeğenim? Polat abi var. He. Moral nasıl? Normal. Bir şey mi oldu dayı? Yoo, hele dedim bir ağlatır sonra. Moralı bozuksa sonra sorak dedim. Değil mi Cevher? Gelmişken sorak bence dahi. Sonra o bize soruyor nedisiz nasılsız diye. Aha. Erhan kardeş, maden suyu var mı?
Yine kebapçıdan mı imdat? Yok, greve girdim. Bir şey yemeyeyim. Ya ne dişi? Hele yalnız otur işi. Ben de yedim şimdi zülküp bağlamasını Charlie'dir, bağlamıştır. Yok, Zülküfa yok. Hayırdır, sen de cümbüş çalmaya mı geldin? Dertli çalmaktan iyidir. Gözümüz aydın. Hayırdır Zaza? Herso'ya ulaşacak bir kanal daha açtım. Nasıl? Bu Herso sendika işlerine de girmiş meğer. Herso her işin içine girer de. Senin ne işin var sendika işinde? Sorma ailemde. Bizim işçi yegenler perişan. Askeri ücrete talim ediler. Dayı dediler, biz grev sevik. Ama sendika ağası sevmi. Dedim hele çağırın, kimmiş o ağa? Herif gelmez mi karşıma? Sen kimsin? Ben Ulu Beygen şöyle adamıyım, böyle adamıyım. Kesseydin sesini. Büktüm sesini ama daha tam kesmedim. Sonra bir şey yapayım. Niye haber vermeden bir şey yapayım diye içime dert oluyor. Bu sefer şişe de aktım. Ama çevirmedim. Ne diyorsun? Çevren mi? Çençeden mi? Horozu? Gel. Sayın Valim, Ersoy Ulu Bey acil sizinle görüşmek istiyor. Bağlamayın. Efendim, telefonda değil, kapının önünde. Yollayın geçsin. Biraz kalabalıklar. Ne demek kalabalıklar? Efendim, emrederseniz emniyete haber vereyim. Etrafındaki insanların hepsi silahlı. Ersoy'dan mı korkacağım? Al içeri. Ne yapıyorsun sen Ersoy? Vilayet mi basıyorsun? Basacak olsam basardım. Vali Bey müsait mi diye sormazdım. Ne istiyorsun? Acilen İstanbul'a gitmesi gereken emanetler var. Bir saat sonra uçak inecek. Uçakla güvenli bir şekilde emanetin yerine ulaşmasını istiyorum. Bundan bana ne? Eski dostun olarak senden bir şey rica ediyorum. Dediğin gibi Ersoy, bizim dostluğumuz eski. Sana yardım edecek değilim. Kim bilir o emanet dediğinde nedir? Bir şey değil, uyuşturucu. Be adam, senin kafan uyuşmuş. Gelip bana nasıl böyle bir şey söylersin? Haberin olsun. Ya buradan kendini aldırırsın, ya da ben seni aldırırım. Ya da ben bu işi yapacağım, sen de sesini çıkarmayacaksın. Defol git makamımdan. Eski günlerin hatırına ne sen buraya geldin, ne de ben bunları duydum. Eskiden benim adamımdın, vali oldun. Şimdi devletin adamı oldun. Adam mı oldun? Bana bak. Seni bütün Türkiye'ye rezil edeceğim. Haberin olsun. Buyurun efendim. Emniyete, jandarmaya haber verin. İl sınırları içinde kuş uçurmayacaklar. Bir uyuşturucu transferinden bahsediliyor. Bütün araçlar didik didik aranacak. Emredersiniz.
Sen adamlarla temasını kesme. Grev de çıkartma. Değişin. İşçi yeğenler mi olacak? Paran çok zaza. Yeğenlerine sahip çık. Grev değiller, başka bir şey demiyorlar. Grev bir tavırdır ha. Tavrımızı da mı göstermeyek? Biz Ersoy'a bizzat tavrımızı gösterelim. Sonra istediğin kadar grev yaptır. Öyle söyle. Grevi erteleyek yani değilsin. De senin ne menfaatin var bu işten? Ben hayır yapmayı seveyim bilsin. Abi avukat Yeşim Hanım geldi. Kardeş senin başında da bu avukatlar, savcılar. Vallahi Allah yardımcın ola bana müsaade. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz ne diyorsunuz? Teşekkürler. Buyurun. Buyurun avukat hanım. Dahi her şeyi anlattın mı? Lazım olanını anlattım Cahar. Bak dahi. Alem de yarım yamalak bir şeyler anlatsın. Sonra başımıza gelmeyen kalmıyor. Dayın ne kadar kısmını anlatacağını bilir. Hele sizin gibi boş boğaz mı? Oğlum elem daha krem rev yok değil. Hadi şimdi bir nereden spekülasyon yapacak? Zaten tansiyonu bağlamışım o loblara. Beraber inip beraber çıkılar. Acil para kazanmamız lazım. Acil. Bak. Sorayım kaşığı bak. Aha para kaybedesin. Al sen kaşığı. Sen kaybet. Leyla sizinle konuşacaktı. Konuştu mu? Neyle ilgili? Benimle ilgili size bir şey söyleyecekti. Yok, bugün bir şey söylemedi. Ödemeyle ilgili bir şey mi? Yok değil. Demek ki Leyla söylemeye gerek duymadı. Siz söyleyin o zaman. Ben sizin hukuk danışmanınız olmak istiyorum. Getirdin mi plakaları Oğuz? Getirdim. Getirdim efendim. Plakaları takın bizim arabaya. Malı da yükleyin. Valinin arabasından başka güvenli araba mı var? Gelmek istemiyorlar. Onlar gelmiyorsa biz gideriz. Aa, Memati saçmalama. Alınganlık yapacak değiliz yenge. Ben onu da teklif ettim ama kabul etmediler. Ne yapacaklar ya? Kapıdan içeri mi almayacaklar? Hadi hazırlanın gidelim. Vali geliyor.
Baba madem davet ettiler, niye gitmedik ki? Acelesi mi var kızım? Yaptıkları hatayı anlasınlar. Baba, olan Selvi oluyor. Ailemize girecekse bizlerin kim olduğunu öğrenip öyle girecek. Senin başka bir planın vardır Yaşar Ağa. İlhan'dır. İlle baskın mı verelim Yaşar Ağa? Hayırdır kapıyı da sen açıyorsun? Birini mi bekliyordun? Bizim misafirimiz eksik olmaz Memati. Derdi olan, borçlu olan, çaresiz olan bizim kapımızı çalar. Buyurun. Aslında ben gelmek istemedim. Memati çok ısrar etti. İyi etmiş. İyi etmiş. Buyurun, sefa getirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldin. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, buyurun. Çıkacak mı diyorsun abi? Ersoy'la ilgili bildiğin bir yer, bir iz, bir isim var mı Abdüley? Yok abi. O zaman sen de benim gibi dua et bir şey çıksın Abdüley. Çünkü elimizde başka hiçbir şey yok. Ya biz zamansız geldik galiba. Bu böyle olmayacak. Kenan Bey, kızımızı nerede yaşatacaksın? Buna Selvi karar verecek. İstanbul'da kalmayacak mısınız? İstanbul'dan daha güzel bir yer dünyada yok. Ama burada huzurumuz olursa. İstanbul huzursuz eder insanı. Siz buraları unuttunuz. Biz huzurları için elimizden gelen her şeyi yaparız Memati'cim. Ona şüphe yok. Siz her zaman böyle misiniz? Nasılım? Rahatsız edici. Rahatsız mı oldun? Kimse kolay kolay benim rahatımı bozamaz. Aferin, ne güzel. Ben bir çay demleyeyim. Yok, hiç zahmet etmeyin. Biz kalkacağız. Bir çay içelim. Değil mi Pusat? Tabii abi, gelmişken içmemek olmaz. Tabii tabii, bir çay içelim. Memati. Rezil oluyoruz. Biz hiçbir zaman rezil olmayız yenge. Gerekirse rezil ederiz. Memati, sonra nasıl toparlayacağız?
Şu fırtına bir geçsin. Ben bunları ailecek denizde bir gezintiye çıkartırım yenge. Sen rahat ol. Yok, Selvi'yi diyorum. Zamanla toparlar. Yaşar Ağa, İlhan mühim bir şey söyleyecekmiş. Müsaadenizle. Biraz daha böyle davranırsanız yemin ediyorum, ikiniz de ömrümün sonuna kadar yüzümü göremezsiniz. Sana da iyilik yaramıyor kızım. Verdik ya, daha ne istiyorsun? İlhan, sen git adamla buluş. Oradan malı teslim al. Gemiye yetiştir. Emredersin ağam. İlhan'ımı takip edelim, bekleyelim mi abi? Eğer bir iş varsa, Yaşar değil İlhan yapacak. Cahit takip et, Memati çıkabilirsin. Tamam usta. Sağ ol. Size de zahmet verdik. Afiyet olsun. İsterim ki herkes beni doğru anlasın. Benim derdim maraz çıkarmak değil. Ama insanlar birbirlerini böyle zamanlarda tanırlar. Aile kurunca her şey güllük gülistanlık olmuyor. Üst üste geliyor. Gençler hata yapabilir. Ama biz hatalarına engel olmak için buradayız. Ben ortamı yeterince gerdim. Siz şimdi aile arasında tatlı tatlı konuşun. Pusat. Ben bırakırım abi. Biz de kalkalım. Yok yenge, siz kalın. Ben seni geçireyim Emati. Memati, sen böyle şeyler yapacak adam değilsin. Bir iş çeviriyorsun ama çevirdiğin iş nasılsa ortaya çıkar. Yaşar Ağa, her işi çevir. İstersen ton ton, milyon milyon tostaşı bir şey demem. Ama Ersoy'la herhangi bir iş yapıyorsan seninle başka türlü görüşürüz. Yapmıyorsun değil mi? Sen ne konuştuğunu bilmiyorsun. Acın var. 40 gün her şeyi deme hakkın var. 41. gün seninle başka türlü konuşurum. Mesafeyi koru. Tamam abi. Thank you.
Yaşar Ağa nerede? Ağam beni yolladı. Mallar nerede? Ersoy Ulubey buraya gelecek. Yaşar Ağa'yı çağır gelsin. Abi be, bir aç be camı, bir ekmek parası be. Defol abi git be lan. Abi bütün gün bir şey çıkmadı, bir ekmek parası. Hadi be. Verin abi, ne olur bütün gün koşturdum, hiçbir şey kazanamadım. Abi şimdi sırası ya mı? Bir şey çıkmadı diyorum abi. Abi ne olur ya. Abi var mı sizde be abicim, hadi be. Bir ekmek parası istiyorum abi, çok bir şey istemiyorum. Abi bozuk yok. Abi bir ekmek parası. Hadi be abi. 50 lira ver o zaman. Ne olur ya. Abi, abi. Üstümde para yok. Parasız niye geziyorsun kardeşim? Abi, abi ya. Senin üstünde para var mı abi? Yok. Yürü git. Uçak gibi arabam var işte abi be. Abicim. Abi ne olur abi ya. Ne olur bir ekmek parası versen abi. Ah be abicim ne olur ya. Ah be abicim, hem bu arabaya biniyorsun hem cebimde param yok diyorsun ya. Hadi abicim bak, uğraştırdın beni ama bir ekmek parası vereceksin ya. Aman abi ne oluyor? Siz ateş edin. Öldürmeyin. Bizim arabaları yok edin. Tamam. Bekleme Mati. Bekleme Mati. Bekleme Mati. Ve Mati bekle.